Devam edelim. Şimdi bağlantımız var. Fransa'ya bağlı 350 bin nüfuslu ada Korsika bağımsızlık istiyor. Bağımsızlık talebiyle kurulan Nazione Partisi Macron yönetiminin baskısıyla karşılaşmıştı. İki parti üyesinin tutuklanarak Paris'e götürülmesi de adada büyük tepkiye neden olmuştu. Şimdi adadaki son durumu öğrenelim. Bunun için Korsika'da Emre Karaca var karşımızda. Emre, seni dinleyelim. Sultan Arınır, senin de bahsettiğin gibi 350 bin kişilik nüfusa sahip bir adadayız. Korsika Adası'ndayız. Akdeniz'in en büyük dördüncü adası. Hemen arkamda da şu an Akdeniz'in görebiliyorsunuz diyebiliriz, en azından arkamdaki o görüntüde. Bugün buradayız çünkü özellikle Mart ayının başından itibaren Korsika'da önemli gelişmeler olabilir. Neler olabilir? Aslında tarihsel süreçten de kısaca bahsedilebilir. Korsika şu anda özel tanımlı bir özellik statüsüyle yönetilen bir ada, bir yönetim şeklinde yönetiliyor. Ancak Korsikalıların büyük bir kısmı ya bağımsızlık istiyor ya da bu özel statünün arttırılarak tam özellik haline gelmesi taraftarı. Bu yönde Fransa'nın yıllar boyunca baskısı altında kalmış bir bölge, bir ada olduğunu söyleyebiliriz ki zaten buradaki kültüre daha egemen olan unsurun aslında İtalyan kültürünün olduğunu söylememiz lazım. Haritaya bakıldığında da İtalya'ya biraz daha yakın olan, hemen altında Sardunya Adası olan bir adadan bahsediyoruz. 350 bin kişilik bir ada. Bu da onu Akdeniz'in en büyük dördüncü adası haline getiriyor. Bugün neden önemli? 1 Mart'tan itibaren aslında iki önemli gelişmeye aralanabileceğini söylememiz lazım. Öncelikle geçtiğimiz Eylül ayında buraya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir ziyarette bulunmuştu ve tam özellik konusunu gündeme getirmişti ve bunun artık bundan sonraki süreçte gündeme gelebileceğini ifade etmişti ve 6 aylık bir çalışma süresi vermişti buradaki Korsika'daki meclise. 6 ay boyunca siz çalışın, gerekli çalışmaları yapın, ardından biz bunu değerlendirelim şeklinde bir teklifte bulunmuştu. İşte o gün aslında geldi, o tarih dolduğunu söyleyebiliriz. 1 Mart'tan itibaren artık bu gündemin masaya yeniden gelebileceğini ifade edebiliriz. 2 Mart tarihi de önemli ki yarın zaten az önce ifade ettiğin Nazione Partisi'nin üyelerinin protesto gösteri yapmaları bekleniyor. Onlar da daha önceki dönemde birkaç yıl önce liderlerinin öldüğü tarih olarak, liderlerinin hapishanede saldırıya uğradığı tarih olduğunu söyleyelim. Yovan Kolon isminde Korsika'da çok değerli bulunan bir lider 2 Mart tarihinde bulunduğu hapishanede saldırıya uğramıştı ve birkaç hafta sonralık sürecin ardından da hayatını kaybetmişti. Yani 2 Mart tarihi onun ölüm yıl dönümü ya da onun saldırıya uğradığı yıl dönümü olarak kabul ediliyor. Bu anlamda da Korsika'da bulunan hem bağımsızlık yanları hem de özellikle tam özellik yanları içinde önemli bir tarih haline gelmiş durumda. Yarın burada Nazione Partisi üyelerinin bir toplantı yapması bekleniyor. Bu toplantının protesto gösterisine dönüşmesinin çok muhtemel olduğu da belirtiliyor. Burada amaç hem o eski ölen liderlerini anmak hem de bundan sonraki süreç için atılacak adımları hızlandırmak olacak. Aslında geçtiğimiz ay içerisinde buraya Eda Tuğrul ve Çağrı Çalışkan'la gelmişti. Onların olduğu dönemde de iki nasyon üyesinin kaçırıldığı, daha doğrusu Fransa hükümeti tarafından gözaltına alındığı bir süreçti ki ikisi de şu anda biri gözaltında biri de Paris'te bulunuyor. Yani iki arkadaşlarının da aralarından gitmesi de burada önemli yankı bulmuştu. Onlarla ilgili de yine yeni dönemde beklentilerin oluştuğunu ifade etmemiz lazım. Nasyonel hareketi yeni bir hareket ancak tabii ki temelleri yıllara dayanan bir hareket. Önümüzdeki süreçte ki yarından itibaren de bu süreçte Nasyonel hareketinin üyelerinin yapacağı protesto gösterilerinin Korsika'da yankılanabileceğini ifade edebiliriz. Dediğimiz gibi Korsika halkı kendisinin Fransa'nın güdümünde kalmasını istemiyor. Bağımsızlık yanları var. Tam özellik yanları var. Bizler de burada olduğumuz süreç boyunca bu farklı görüşleri bir temas kurmaya çalışacağız ve onların liderleriyle bir araya gelmeye çalışacağız. Ancak ortak kanıları Fransa'nın kendilerine haksızlık yaptığı ve Fransa'nın hükümranlığı altında yaşamak istemedikleri olduğunu belirtebiliriz. İlerleyen bültenlerde, ilerleyen saatlerde de bizler buradaki gözlemlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Evet, ayrıntıları Emre Karaca Korsika'dan aktarıyor.